Güngör bu vakte kadar yatmazdı. Allah saklasın, bir şey mi oldu yoksa? Sabaha karşı döndüler Mirgün bahçesinden. Hünkar gelirken yine buhran geçirmiş. Akla karayı seçtim rahatlatıncaya dek. Çok içiyor değil mi hekimbaşı? İçiriyorlar kızım. Şu silahtar dal kavuğuyla Emir Güneoğlu denen ahlaksız yok mu Dilfiger? Hızla kuyusunu kazıyorlar padişahımızın. İkisi de hünkara çok bağlıdır ama değil mi? Silahtar kendi çıkarına bağlıdır yalnız. Emir Güneoğlu'na gelince hünkârın zapt ettiği kalenin eski beyidir kızım. Yar olur mu hünkâra? Gidip odasında bekleyeceğim padişahı. Sizi burada görürse yine çok kızar sultanım. Kendisi pek iyi değil bu sabah. Odasına rahatça girer de şu sokak sürtüğü. Neden giremezmiş özvalidesi ha? Ne arıyorsun burada sen? Hünkâra ilaç getirmiştim de sultanım. Valideniz ve Yeniçeri Hoca. Güle güle Dilfigar. Harem gene dar gelmiş validemize. Yalnız konuşmamız gerek devletli oğlumuzla. Evet valide. Kendi şehzadeleriniz yaşamıyor hünkâr oğlum. Devletin geleceğini düşünmek gerek artık. Kardeşlerinizin böyle bir bir ortadan kaldırılması. Tanrı geri alıyor emanetlerini bir bir. Onun dünyamız için neler tasarladığını sınırlı aklımızla kavramak haddimiz mi valide? Oğlumun neler tasarladığını kavramak için sınırsız bir akıl gerekmez herhalde. Devletin son varisini esirge bari. Nedir sizdeki bu gelecek kaygısı valide? Sanki ben ölecekmişim gibi konuşursunuz. Haşa devletli oğlum. Sen de benim bir parçam değil misin? Ben bugünün güvenliğinden sorumluyum. Geleceğin sahipleri düşünsün geleceği. Yarının hakkını vermeyen devletli oğlum bugüne de haksızlık etmiş olur. Bugünün hakkını tam veren valide yarının da hukukunu gözetmiş olur. Böyle devlet üstüne düşünce yarıştırmak pek hoş, pek güzel ama valide, devlet işleri görüşeceğim birazdan. Şeytan, Tanrı'dan daha inandırıcı bir dil kullanıyor çoğu zaman. Demek başına buyruk olmaya kalkıyorsun şimdi. Bana yukarılardan bakıyorsun. Ama hatırla Murat, hatırla. Sana iktidar veren kimdi? Ufukta alıcı kuşlar belirdiğinde üstüne kanat germedin mi oğlum? Yüreğin korku nöbetlerine girdiğinde korkunu ben gidermedim mi? O gizli, o karanlık pınarlardan doyulmaz hayatı sağladım sana. Zamanın binbaşlı kargaşasından cihan saltanatı sağladım sana. Seni beslemiş tutkuma set çekiyorsun şimdi. Onu içimde boğmak istiyorsun. Birden boyatıp benden büyük olsan da unutma sakın büyüten kimdi? İktidar burcuna giren yıldızın nedenli gümrah olsa da oğlum, benim gecemden doğmuştur o. En parlak yıldızların ışığını dahi emer bitirir ana karanlık. Kimin şu mısralar Nefi? İçki şeytanları çekip çevirmekte şimdi İçkinin şiddetle yasaklandığı ülkeyi. Evet şair. Peki şunlar. Sen bu ülkeye hakim olalı ey şah. Zulüm
muradi mahlasını kullanır. Sen üsluptan anlarsın koca şair. Nefinin üslubunu andırıyor hünkârım. Halka rezil edersin sadrazamımı, vezirlerimi. Beni temsil edenleri kepaze edersin. Siz de padişahım, sizi temsil edenleri rezil ve kepaze olmayacak kişilerden seçin. Beni dahi kayırmazsın. Demiştim hünkârım, çarpıklıklar gördüm mü ölsem dile getiririm onları. Ben senin ölmeni ister miyim şair? Ölümümü gerekli görmeyin bir kez. Severim seni şair, severim. Önce beni yok edip sonra yasımı tutacak kadar. Yitirdiğim her şeyin üzüntüsünü daha güçlü bir acıyla örttüm şimdiye dek. Acısı senin acından baskın çıkacak başka kimse kaldı mı acaba şair? Sizinki var daha, gam çekmeyin. Ruhu dengede tutan o kutlu ağırlık kişinin üzerinden kalktı mı bir kez sonsuzluk çekimine kapılır da hünkârım, kesiliverir ayaklar yerden ve yolunmuş tüy gibi dağılır boşluğa. Bir gülistandır hayalim, gönül çılgın bülbülü. Bunu tamamlar mısın şair? Bütün çağlar koklar benim açtırdığım gülü. Dilinden dolayı sağ ve dili yüzünden ölü. En derin uykulardan kaldırandır sözüm. Güne el koyanları yıldırandır sözüm. Zamanı zemini daralmış olanlara gönüllerince zemindir, zamandır sözüm. Zalim beni bir işaretle kahretse de onun ordusuna karşı koyandır sözüm. Cihan saltanatları zamanla sönerken yandıkça daha da parıldayandır sözüm. Güç verir, bilinç üretir, sevinç bağışlar. Yüzü gülmemişlere armağandır sözüm. Ey mutsuzluk gecesinde bunalanlar, size müjde yıldızları saçandır sözüm. Dünya bir benimdir diyenlere derim ki, bu sofrayı herkeslere açandır sözüm. Varsın günün sultanları değer vermesin, onlar göçüp gidince de sultandır sözüm. Bostancıbaşı! Şair buyruğu, elden ne gelir? Ülkeyi kargaşadan kurtarmadın mı ben? Kurtarmadı mı? Kurtarmadı mı ha? Ha? Kurtarmadı mı? Karnınız doymuyor mu? Doymuyor mu ha? Doysa bile... Sırtınız çıplak mı? Çıplak mı ha? Öyle ama... Barınmanız için hanlar, arınmanız için hamamlar yaptırmadın mı? Yaptırmadı mı ha? Öyle ama... Sarp dağlar üzerinden yollar aşırmadın mı? Taşkın ırmaklar üstüne köprüler kurmadın mı? Kurmadı mı? Öyle ama... Malınız mülkünüz güven altında değil mi? Değil mi? Canınız namusunuz güven altında değil mi? Değil mi ha? Değil mi? Öyle ama... Yetmez ki. Yetmez. Yetmez ya, yetmez. Rahat batmaya başladı bu halka. Asker de fesatçılara alet oluyor boş durunca. Silahlara!
Ezilet sadrazama, buyruğumdur. Bağdat'a seferimiz var. Salim zaferle dönmeniz için gece gündüz dua edeceğim efendimiz. Aklım hep burada kalacak. Seni validemin pençesine teslim ediyormuşum gibi bir duygu, karanlık bir ön sezi var içimde. Sakın ondan Dilfigar. Valideme karşı hiç değilse benim için koru kendini. Sevginizden daha iyi bir bekçi olur mu benim için efendimiz? Güne dek nice seferden zaferle dönen ordularımın Bağdat seferi kutlu ola. Allah Allah, Celilü'l-Cebbar, Muinü's-Settar, Halikü'l-Leyli ve'n-Nehar, La yezal Zülcelal, birdir Allah anın birliğine, Resulü Enbiya, Peygamberimiz Cenab-ı Ahmedi Mahmudi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ali evladı Resul-i Müşteba, imdad-ı ruhaniyetine, bil cümle alemi İslam'ın sıhhati selametine, ordumuzun devamı muzafferiyetine, üçler, yediler, kırklar, göçenler demine devranına, hu diyelim. Hu! Eli kan, kılıcı kan, sinesi üryan, ciğeri püryan, meydan-ı şehadette Allah yoluna revan, kahrımız gazabımız düşmana ziyan, adüvden korkmadık hiçbir zaman. Kur'an'da zafer vaat ediyor Hazreti Yezdan. Uğrun açık olsun ey Serdar-ı Mücahit. Hüda kılıcını keskin etsin, ömrünü gün gibi bedit. Oh,
Yedi iklim padişahı Sultan Murat Han orduyu Hümayun'la birlikte Eskişehir'e vasıl olmuştur. Keyifli Mehmet Çelebi, söyle bakalım, nereden bulursun herkese ödünç verecek parayı? Göğün yıldızları çil çil altın olup senin kesene mi doluşurlar geceleri? Bir insan ki herkesten padişahım, alacağı vardır padişahım, mutlak büyük, çok merhamet, büyük bir yasayı çiğnemiştir o. Acıyım. Kulun kula muhtaç olmasına billah rızam yoktur. Kul devlete muhtaç olabilir ancak. Olmalıdır da. Şimdi her ölümlü gibi keyifli Çelebi'nin dahi bir borcu olsa gerektir yüce Tanrı'ya. İş bu borcun ödenmesine kullarım yardım eyliye. Merhamet, merhamet, merhamet padişahım, merhamet, merhamet, acıyın bana, acıyın padişahım, acıyın bana, merhamet padişahım, merhamet. Yedi iklim padişahı Sultan Murat Han orduyu Hümayun'la birlikte Halep şehrine vasıl olmuştur. Hint elçisi benden muhabbet ilete hükümdarına. Ben bir ülkeye savaş açtığımda Hint padişahı kabul ederse o ülkenin düşmanı olup benim yanımda savaşa katılmayı, dilediği yardımı kendisine göndereyim de ülkesindeki kargaşayı gidersin. Ya da arzu ederse Bağdat'ı aldıktan sonra varıp kendim düzelteyim Hindistan'daki durumu. Yedi iklim padişahı Sultan Murat Han Bağdat kapılarında. Askerlerimden zaten bizim olan Bağdat'ı isterim. Savaşınız kutlu ola. Kutlu ola zaferiniz. Yaralı çadırları otağımın çevresine kurulsun da sık sık görebileyim onları. Padişah da paşalar da aynı karavanadan yiyecekler askerle. Ölüm önünde herkes bir, ayrıcalık yok kimseye. Ordumun her bir neferi varlığımın en değerli parçasıdır. Amacım uğruna vuruşurken düşen her yiğit ecel baltasıyla budanan dalımdır benim. Ve hep gür kalmak ister bu ağaç. Paşalar böylece bileler, ona göre kollayalar emrindekileri. Girit'in hala bizim olmadığını düşündün mü? Avrupa sinsice burnumun dibine sokulmuş da silahını bağrıma dayayıp davranma diyor sanki. Benim kudretli hünkârım Acem ordusundan sonra Venedik donanmasını dahi perişan edip bir gün bahçesinde giderecektir zafer yolunu. Bir gün. Hekimbaşı'ya sevdiremedik orayı. Ağzının tadını bilmediğinden. İyi hekim, dürüst adam. Yalnız bir vakti bir vaktine uymuyor nedense. Konuşurken uzaklardan döner gibi oluyor ikide bir. İkide bir uzaklara sefer eğiliyor da ondan. Sık sık yasak hazlar peşine düşer efendimiz. Ne gibi? Bir daha geldiğinde efendimiz koynundaki küçük kutuyu sorun ona. Ne kutusu? Kendi gözünüzle görün de efendimiz ben ele vermiş olmayayım hekim başınızı. Git çağır şunu. Hekimbaşının gizli işleri olsun ha. Bir yüzü karanlıkta kalan her şey tehlike kaynağı olabilir benim için.
Şu Avrupa'da pek garip gelişmeler oluyor. Bunların özünü bir an önce kavrayıp ona göre ayarlamalı geminin rotasını. Avrupa'ya çeki düzen vermekte geç kalırsak korkarım Avrupa benzetecek bizi. Yarın sabah her yandan yüklenip surlara ya düşmeli ya düşürmeli artık Bağdat'ı. Oo, hoş geldin efendi. Nicesin? Padişahımın sağlığına duacıyım. Hanidir oynamadık seninle. Silahtar ağanın bir adamını çalıştırmak istememişsin sarayın eczanesinde. Silahtar ağanın adamı hünkârım öylesine dikkatsiz sakar biriydi ki ilaç yerine zehir verebilirdi hastalara. Silahtarı pek sevmiyorsun efendi. Padişahım ne zaman silahtarla mürgüne gitse dönüşlerinde hep ecel teri dökerim ben. İçkiyi artık terk etsem değil mi efendi? Şarabın ruhuyla sohbeti bıraksam. Evet, bıraksanız hünkârım yıkımla ülfeti. Efendi, koynunda ne var? Çıkar. Başka? O kadar mı efendi? Efendi, bu nedir? Islah olunmuş, zarardan arınmış afyon özüdür. Gençliğimde alışmışım hünkârım. Ara sıra yutarım. Ne kadar var bunda? 10 dirhem hünkârım. Madem zararı kalmamış, ye de göreyim efendi. Daha hepsini. Haciyen, bağışlayın kolunuzu padişahım. Bu kadarı panzehir dahi olsa öldürür. Sen usta hekimsin, zararını def edersin. Yut ve oyuna devam et. Kaleni kolla. Avrupa'nın elinde bir mızrak bu Girit Adası. Bizim elimize geçmeli bu mızrak. Bitti mi efendi? Yeter padişahım. Bana acımıyorsunuz. Kendinizi kayırın bari. Sağlığınızı düşünün. Kaleni kolla demiştim sana. Vezir. Nöbet geldiğinde biliyorsunuz. Ancak benim yaptığım ilaç kurtarır sizi. Yut ve oyuna devam et. Bitti mi?
Öbür kalem de gitti efendi. Şah. Ve böylece oyun biter hekimbaşı. Yalnız oyun değil padişahım. Hekimbaşınız dahi biter böylece. Müjdeler olsun Sultan Murad'ın kullarına. Bugün mutlu gün, kutlu gün ey İstanbullular. Büyük zafer günü bugün. Bağdat, ey İstanbullular, Bağdat bizim yine. Bağdat bizim artık. Çok yaşa padişahım. Devletine bin yaşa. Yaşasın Sultan Murad. Yaşasın padişahımız. Peygamberimizin vekili, Tanrı'nın yeryüzüne uzanan eli, yedi iklim padişahı Sultan Murat, yer götürmez askerle varıp Irak toprağını hallaç pamuğu gibi atıp Acem Şahı'nın yenilmez ordusunu çil yavrusu gibi bozup dağıtıp Bağdat'ı ülkemize katmıştır elhamdülillah. Elhamdülillah. Ve padişahımızın saltanat yıldızı tekmil geceyi iptal eden bir güneş gibi parlarken düşman avratlar gibi kaçıp taç ve tahtının yüz suyu utanç toprağına dökülmüştür elhamdülillah. Elhamdülillah. Doğuda batıda, kuzeyde güneyde, her nerede zulüm varsa ona son vermek padişahımız efendimizin boynunun borcudur. İmdi Bağdat'taki sonsuz düşman zulmüne son vermek dahi onun boynunun borcu idi. İş bu borcu padişahımız alnının akıyla ödeyip Irak toprağını kılıç suyuyla temizlemiştir elhamdülillah. Elhamdülillah. Padişahımız efendimiz şunu dahi bilmenizi ister ki kendisi sizin desteğinizle dizginleri ele almadan önce tam takır olan devlet hazinesi padişahımızın üst üste kazandığı zaferler sayesinde dolmuş, hatta dolup taşmaya başlamıştır elhamdülillah. Darısı bizim keselerin başına inşallah. İmdi padişahımız efendimiz kullarına buyurur. Halkım böyle büyük bir zaferi yedi gün yedi gece şenlikler şölenlerle kutlayıp bayram edecektir. Tabii tam yedi gün yedi gece. Ne bir eksik ne bir artık. Haydi! Buyur. Bağdat Fatihi oldu padişah efendimiz. Zafer şerbeti bu. Dilfigar, herkesten çok senin hakkın bunu içmek. Bu name de sana, efendimizden. Bağdat'ı kurtardım Dilfigar. Ama şunu bil ki yavrum, bin Bağdat'ı almaktan daha güzel seninle olmak. Oh.
Artık efendine doya doya hizmet edersin öbür dünyada. Sizin gibi efendimize düşman yaşamaktan bin kat güzel onun uğrunda ölmek. Bağdat, altını aramak altından güzel mi ne? Duydum ki paşa, donanmamıza gereken kaç bin arşın yelken bezi Avrupa'ya satılmış. Venedik seferinin bir gün değil, bir saat değil, bir an dahi geciktirilmesine billah rızam yoktur. Silah yapımında kullanılan hiçbir şey dışarı çıkmayacak bundan böyle. Bütün bunlar padişahım, mührünüz bana teslim edilmeden olmuştur. Elbette yabancıya bir okka demir külçesi satmak, en azından bir kılıç, bir ok vermektir eline. Silahtarımı devlet işlerine karıştırmaz mısın? Acep nedendir paşa? Siz nasıl yetkinizi tam kullanırsanız, ben dahi sizi temsil yetkimi tam kullanmak isterim padişahım. Ekmeğim helal olsun yeni sadrazamıma. Bu ülkede kargaşa her an pusudadır paşa. Onun için her an nöbettedir Sultan Murat. Sadrazamı dahi her an tetikte olmalıdır. Gören gözünüz, işiten kulağınız olacaktır o. Gece yatarken, sabah kalkarken, yalnızken, kalabalıklar içindeyken, gerek savaşta, gerek barışta Sultan Murat'ın yetkisini temsil ettiğini bir an dahi aklından çıkarmayacaktır bu kulunuz. Dünkü güneş tutulması paşa, neye işaret olsa gerektir? Gök cisimleri arasında olup biten bir şeydir. Taşın düşmesi, suyun akması gibi bir şey hünkârım. Herhangi bir işaret olmasa gerektir. Dünden beri paşa, içime alacakaranlıklar iner de. Daha büyük kadırgalar yapılmasını buyurmanız Venedik zaferini kesinleştirecektir hünkârım. Küçük tekneler işe yaramaz ki Akdeniz'de. Venedik seferi zaferle sona erecek değil mi paşa? Sefer demek zafer demektir padişahım için. Dün gece paşa, avda, savaşta bindiğim en gözde atlarım, Tanyeli, Şam Alacası, Dağlar Delisi ters eğerlenmişlerdi düşümde. Yeleleri darmadağın, başları öne sarkık, ağır ağır yürüyorlardı tabutumun ardı sıra. Hekimleri çağırsam mı hünkârım? Sefer hazırlıkları şiddetle hızlandırılacak paşa. Elbette ve elbette hünkârım. Gücüm ayrılıyor paşa. Ve yamaçları yabancı bir kara dağ gibi uzaklara çekildikçe sınırlarımın dışına çıkarıyor beni. Ve ne varsa toprak, ağaç, su, rüzgar, yıldız, her şey kendi payını geri alıyor benden. Hayır. Kimdi o hayır diyen? Nerede? Sen donanmayla varıp yüklenirsin paşa. Ben de orduyla karadan vururum Venedik'i. Zafer bu yoldan gülecektir bize hünkârım. Hünkârım, bağışlayın Mustafa kulumuzu. Gerek bu seferin hatırı, gerek devletin güvenliği için şu koyduğunuz yasağa biraz da siz uysanız, işretten el çekip son verseniz boğaz alemlerine. Hekimler tehlikeli görürler bu gidişi. Doğru söylersin paşa. Ne söylersen
hoşça söylersin. İşrete yüz vermek yok bundan. O da ne silahtar ağa? Emir Günoğlu Yusuf Han kulunuz yollamış. Kıbrıs'tan gelme nefis bir şarap. Hünkârım beğenirse diyor eski Revan Bey'i, hepsini kendisine ayırayım. Bir zaman işretten el çekmeye karar verdim de. Bir yudumcuk işret değildir efendimiz. Ne güzel kadeh bu böyle. Som altın mı ne? İçindeki daha güzel olsa gerek efendimiz. Gerçek söylersin silahtar ağa. Dahası gele şunun. Padişaha bağlı bir sadrazamsınız paşa. Devlete dahi bağlı olmanız gerekir. Elbette sultanım. Bütün şehzadeler ortadan kaldırıldı paşa. Sultan Mustafa da hakkın rahmetine kavuştu. Devletin varisi olarak Şehzade İbrahim kaldı yalnız. Onu korumak boynunuzun borcu olmalı. Elbette sultanım. Şehzadeyi burada odanızda saklasanız bir zaman. Gelsinler alçaklar. Daha kalabalık gelsinler daha. Gelsinler. Gelsinler alçaklar, gelsinler. Bostancıbaşı, Kara Ali, Şehzade İbrahim gideresin hemen. Nöbeti tuttu yine paşa. O ilaçtan yok mu hiç? Eski hekimbaşı ölmeden önce yaptığı bütün ilaçlar yok etmiş. Padişah'tan öç almak için. Gidin bakın. Bir şeyler yapsın hekimler. Hünkârım. Kan. Kan ne diyor paşa? Hünkârım. Bir karanlık ormandan uçan kuşlar gibi belirsiz işaretler salıyor kan. Nasıl uçuyor bu kuşlar ki paşa? Hiçbirini tutamıyor aklın çevik doğanları. Kutlu gücünüzü yıpratmayın hünkârım. Bu durumda kımıldamak dahi tekin değil derler. Kim der paşa? Validem mi?
Hayır hünkârım, hekimler. Sizi görmese iyi olur sultanım. Kimin için iyi olur paşa? Sizin için ve hünkâr için. Durumu pek iyi değil galiba. Nasıl öldü Dilfigar? Hasretinize dayanamadı herhalde. Siz sağ olun devletli oğlum. Yokluğumu fırsat bilip zehirlettin onu. Sen öldürttün Dilfigar'ı. Sen! Şehzadelerin giderilmesini önlemeye kalkarsa o dahi giderilsin paşa. Validem dahi giderilsin. Çektiğim acıya bakıp sırıtan şu suratları kaldırın duvarlardan. Kaldırın paşa! Kaldırın! Şehzade giderildi mi paşa? Evet diyeyim paşa. Padişaha yalan söylenmez ki sultanım. Devleti düşünün paşa. Evet hünkârım. Hani nerede? Ölüsünü göster bana. Çıkar şunu paşa. Dışarı at. Onu gördüm. Binlerce yarasa doluştu içeri. Durumu gerçekten ağır. Öyle sultanım. Öyleyse paşa, ben varayım da Şehzade İbrahim'i hazırlayayım Osmanlı tahtına. Sağ kuşun eti yenmez sultanım. Padişahımız Sultan Murat'tır henüz. Kımıldamayın padişahım. Her kalkışınız ihanet oluyor iktidarınıza. Sultan Kasım'ı isteriz! 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 Gelsinler! Gelsinler alçaklar, gelsinler! Daha kalabalık gelsinler, daha! Dalga dalga dolusunlar sarayıma! Hünkârım, çıkacağınız seferi düşünün! Dolusunlar o kara isyan köpekleri yine! Hepsini püskürtür irademin ateş pençeli parsı! O kuzgunlar, çaylaklar, o leş kargaları üşüşsünler tahtımın altın parıltısına. İktidarımın kızıl uçuşlu kartalı darmadağın eder hepsini. Hünkârım. Çekilin alçaklar, defolun. Defolun kudurmuş köpekler. Defolun. Defolun. Defolun alçaklar. Defolun. 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 Sadrazama buyruğumdur. Venedik seferine